sevdiklerinize yılbaşı akşamı orijinal bir hediye mi düşünüyorsunuz? İşte hem kendi ellerinizle yapabileceğiniz hem de pratik bir hediye yapmaya ne dersiniz? Yılbaşı yaklaşıyor. Siz de sevdiklerinize ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz kendiniz özel tasarım hediye hazırlayabilirsiniz. Yanımda Kadriye Hanım var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Nasıl bu maceraya atıldınız? Hediye tasarımları yapıyorsunuz. Yani... Her zaman süslemeyi ve hediyeye çok değer veriyorum. Hediye verirken hediyenin sunumuna çok önem veriyorum. Çok yakınlarıma da hediye verirken hep böyle farklı mağazalardan alıp ürünleri bir araya getirip bayağı süsleyip evet, bunları farklı hale getirmeye çalışıyordum. Bir de iç mimarlık eğitimi aldım. Dekorasyon, tasarım, farklı objeleri bir araya getirip harmanlamayı seviyorum. Aslında kişilerin kendileri emek verip karşı tarafa hediye verdiği takdirde bu çok daha değerli oluyor değil mi? O yüzden siz de evinizde kendiniz böyle hediyeler tasarlayabilirsiniz. Biraz sonra Kadriye Hanım'la çok güzel bir tasarım hediye yapacağız biz. Peki genelde müşterileriniz ne tarz hediyeler tercih ediyorlar? Müşterilerimiz genelde el yapımı ürünleri tabii ki tercih ediyorlar. Ama bütçelerine uygunsa yani el yapımı ürünler... Tabii farklı yerlerden alınıp hepsi bir araya geldiği zaman değişik farklı fiyatlar çıkabiliyor. Ama hani herkes bütçesine göre bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında erkekler ve kadınların seçtikleri hediyeler birazcık daha farklılık gösteriyor değil mi? Bunlar neler oluyor? Bize anlatır mısınız? Yani farklı tabii. Erkek müşterilerimiz geliyor. Onlar hediye seçiminde çok daha... kolay oluyor. Çok çabuk beğeniyorlar. Çünkü ne istediklerini biliyorlar. Bizden yardım bile istemiyorlar. Biz şimdi ne yapacağız Kadriye Hanımcığım? Biz şimdi yılbaşı dekoru için fener hazırlayacağız. Fener hazırlayacağız. Fenerimizi de burada böyle görüyorsunuz. Genelde son dönemlerde böyle fanuslar da çok moda. Fanusun içine yerleştirilmiş şöyle minik objeler. Şimdi biz fenerin içine yerleştireceğiz. Noel babamızı böyle görüyorsunuz minyatür şekilde. Evet. İsterseniz başlayalım. Herhangi bir yapıştırıcı da kullanabilir miyiz? Tabii ki farklı başka yapıştırıcılar da olabilir. Biz sıcak silikon kullandığımız için sürekli. Bir de bunları yapmadan önce, yapıştırmadan önce bir kendileri birkaç tasarım denesinler. En çok hangisi hoşlarına giderse daha sonra yapıştırsınlar. Sonra sıkıntı olabiliyor çünkü. Kurdelemi önceden hazırladım. İsterseniz yapıştırmadan direkt orada da bağlayabilirsiniz. Malzemeleriniz elinizde olduktan sonrasında sadece 5 dakikanızı ayırarak böyle güzel tasarımlar sizler de yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım. Ben de teşekkür ederim. Siz de evinizi süsleyebilir ya da sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.